Aç şu kapıyı, aç. Ne oluyor ya? Şekil. Ne oluyor ya? Böyle giremezsiniz eve, ne oluyor? Çık yukarı bak. Nerede o? Öğretmen nerede öğretmen? Zeynep aldı götürdü, benim karımı aldı. Yok burada, Elif de yok. Zeynep de hiçbiri yok burada. Kızım bak, bana masal anlatma. Senin canını yakarım. Anladın mı beni? Ya yaklaşma. Yaklaşma bak, bağırırım. Yemin ediyorum. Ara şunu. Kimi? Sen biraz saf mısın? Öğretmeni ara, öğretmeni! Tamam, çekil. Açmıyor. Açmıyor diyorum, açmıyor. Ben ne yapabilirim şu anda? Abi kız burada yok, oyalanmayalım hadi. Aç şunu. Buna bak. Şeyi bilip de söylemiyorsan seni fena yaparım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Vallahi bak benim Elif'in işlerine alakam yok. Bana haber vereceksin. Anladın mı? Bir şey duyarsan bana haber vereceksin. Tamam, tamam vereceğim ya. Gidin evimden. Gidin evimden ya. Hadi, hadi gel, hadi gel, gel. Ferdi buraya bir adam bırakıyorsun. Geri kalan herkes her yeri arasın. Abi Zeynep zaten buralara kadar... Lan geldi. Hayır! O kadını bulacaksın, o kadını. O biliyor yerini. Heh, gerek kalmadı. Ne arıyorsunuz burada? Her gün kız kaçırırsam böyle olur, kusura bakma. Ne kız kaçırması? Sana bir kere soracağım kızım. Zeynep nerede? Zeynep seninle değil mi? Zorla kapattın kızı. Daha ne istiyorsun benden? Bana oyun oynama kızım. Nerede? Oyun oynamıyorum. Sizinle mi uğraşacağım ben? Milletime şikayet etmiş beni. Mesleğimi koruma derdindeyim sayenizde. Nerede olduğunu bilmiyorsun yani. Bilmiyorum, kırgınım diyorum. Yalan söylüyorsun, bana yalan söyleme. Yavaş, sakin ol. Ona bak kızım. Bir şey bilip de söylemiyorsan var ya, yemin olsun ölümün benim elimden olur. Bilmiyorum. İzin verirseniz evime gireceğim. Gülendam denen kız evde yok, annesi var sadece. Emir'in adamı Nevzat kapılarında bekliyor. Abi, durum hiç bizim düşündüğümüz gibi değil. Bırak girsin içeri. Ne diyorsun lan sen? Abi bak, sen kardeşine güven. Ben sana bulacağım karını. Bana 5 dakika ver, tamam mı? Güven bana, sakin ol. Tamam, bekle. Herkes Zeynep derdine düştü. Bu Emir Bey'imizin bununla bir alakası var mı yok mu? Yok. Emin misin? Bak sonradan bir şey çıkarsa acımam sana ha Nevzat abi. Ya yok dedim, yok. Lan o zaman niye dikiliyorsun anasını bacısının evinin önünde sabahtan beri? Ya ben şey yapacaktım. Esas ben diyorum ki bu pavyon faturalarını, fotoğraflarını bir Zahit babacığına göndereyim. O da bir incelesin. Ha? Gönderiyorum bak Nevzat abi. Öyle bir şey olamaz ya. Senin yüzünden başımıza gelenlere bak. Özlem, bunun sorumlusu benmişim gibi konuşuyorsun. Sensin. Zeynep denen kızı sen kaçırdın eminim. Zeynep denen kız dediğim bizim öğrencimiz. Ya neyse ne. Artık öğrencimiz falan değil. Bak bu adam Sayko'nun teki. Tamam mı? Zeynep'i yine bulacak, yine istediklerini yapacak. Ya ev basan adamlardan senin dilinden anlamasını mı bekliyorsun? Anlayacak. Her istediğine sahip olamayacağını öğrenecek. Zorla ya da isteyerek insan olmayı öğrenecek. Okey. Git bu idealist ayaklarını başka bir yerde sat, tamam mı? Özlem, senin şu anda sinirlerin bozuk, ayıp ediyorsun. Öyle mi? Sen ayıp ediyorsun. Bak söylüyorum sana. Sakın o kızı bu eve getirme. Burası benim de evim, farkındaysan. Öyle mi? Çok umurumdaydı. Bak söylüyorum, eğer getirirsen arar söylerim burada olduğunu. Sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım. Kimse için ben kendi canımı tehlikeye atamam.
Böyle öğretmen mi olunur? Lütfen sen öğretir misin bana nasıl öğretmen olunduğunu? Meslek hayatı bitmek üzere olan bir öğretmen olarak benimle böyle üstten üstten konuşma istersen. Tamam mı?